Evet, günaydın tekrar. İktisat ve insan. İktisat da insan. Dersimize devam ediyoruz. Bir sosyal bilim olarak insan. İktisat, pardon, insan olur mu? Değil mi? Bütün sosyal bilimleri temelde aynı zaten. Buna karşılık. Şöyle bir geçen haftadan devam edelim. Aslında belki iktisadın her şeyden önce bundan söz ettik mi bilmiyorum. Söz etmedik diye hatırlıyorum. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Umuyorum. İktisat ne zaman ortaya çıktı? Her şey aslında Big Bang'le başladı diyorlar. Ama tabii o kadar geriye gitmeye gerek yok. Daha çok işte genel olarak Batı düşüncesinin, ki iktisat Batı düşüncesinin bir ürünü, beğenelim ya da beğenmeyelim. Eski Yunan'da başlıyordu dedik değil mi? En azından disiplinin adı Xenophon sayesinde. Hane halkı, hanenin yönetimiyle ilgili bir anlayış, disiplin ki etik boyutu dikkate alınıyor. Dolayısıyla aslında bu daha genel Batı geleneğinin içerisine oturan bir bakış açısı. Tabii hani genel olarak aslında Batı düşüncesinin iki temel kaynağından söz edilir ki birbiri içine geçmiş durumda aynı zamanda. Bir tanesi ta eskiden başlayan eski Yunan'dan beri gelen felsefe, Yunanlıların icadı dediğimiz gibi. Eski Yunan'daki felsefe bilgeliğin sevgisi, bilgeliği kendisi için aramak, kendisi için sevmek. Meraktan kaynaklanan bir duygu. Pardon. Evet. Tabii Sokrates esas olarak 399 pardon. Milattan önce artık milat demiyoruz. Gerçi ortak dönem gibi bir şey var. Common Era, CE. BCE, Before Common Era, ortak dönem öncesi. Daha seküler ve tabii tarafsız olduğu düşünülen bir niteleme. Neyse. 399 Sokrates, Xenophon 443-355. Xenophon, Sokrates'in öğrencisi aynı zamanda. Hatta o Oikonomikos kitabına baktıysanız orada Sokrates'in ağzından aslında kendi düşüncelerini anlatır. Tabii Sokrates'in en ünlü ve parlak öğrencisi Platon. Platon, işte Batı felsefesinin daha önce dediğim gibi neredeyse bütün sorularını ortaya koyan, formüle eden ve bunlara yanıt bulan bir felsefeci. Platon'un ortaya koydukları hala felsefeciler tarafından işte 2500 yıl tartışılıp duruyor. Sonra Platon'un en önemli öğrencisi Aristoteles aslında. Genellikle Aristo deniyor ama doğrusu Aristoteles. Aristotle derler Amerikalılar. Aristoteles hocasına bayrak açan deyim yerindeyse bir felsefeci ve farklı bir felsefi görüşü var. Sonra işte bu Zeno, Ptolemy falan derken aslında işte Yunan felsefesinin ve ona dayanan bilimin filizlendiğini ve ortaya konduğunu söylemek mümkün. Tabii bilimin gelişmesine baktığınızda Yunanlardan başladığını söylemek haksızlık olur. Ondan çok daha önce eski Mısır'da, hatta ondan da önce Mezopotamya'da işte biliyorsunuz uygarlığın ortaya çıktığı dönemden itibaren kimi yaklaşımlara göre bilimin özellikle astronominin geliştiğini söylemek mümkün. Bu da anlaşılır bir şey çünkü ilk uygarlıklar nehir kenarlarında kuruluyor. Daha çok işte Mısır'da Nil, efendim Mezopotamya'da Dicle, Fırat biliyoruz. İşte Uzak Doğu Asya'da Hindistan'da Indus Nehri,
Uzak Doğu Asya'da Sarı Nehir miydi? Her neyse. Ve insanlar en başından itibaren tarıma başladıkları için su baskınlarıyla astronomik olaylar arasındaki ilişkiyi keşfetmişler. Hatta Mezopotamya'da ve eski Mısır'da yapılan astronomik gözlemler, ki çıplak gözlerle yapılıyor o dönemde, bu gözlemler ta orta çağların sonuna kadar, hatta teleskobun icadına kadar kullanılan gözlemler. Dolayısıyla bilimin, özellikle astronomi ve fiziğin tabii gelişmesi önemli. Matematik zaten öteden beri var. İşte gene Mezopotamya'da tekerleğin icadıyla işte efendim bu geometrinin ortaya çıkışı arasında da bir bağlantı var doğal olarak. Yani çember, daire, her neyse, çevresi, alan, pi vesaire bir şeyler Mezopotamya'da biliniyor. Yunanlar da zaten çoğunlukla onlardan almışlar, biraz genişlemişler özellikle Evklid sayesinde filan. Dolayısıyla böyle bir düşünsel gelenek var. İkinci bir kaynak Batı düşüncesinin genel olarak felsefi, siyasal, iktisadi. Aslında Yahudi Hristiyan geleneği denen gelenek dinselliği boyutu var tabii doğal olarak. Bu da bir ölçüde etkili ama bu dinsel gelenekle daha seküler diyebileceğiniz tırnak içindeki gelenek arasındaki çekişme diyelim en azından. O günlerden bu yana devam eden bir çekişme halinde. Sonra Roma felsefesi var. İşte Romalılar daha pratik insanlar. Bunlar daha çok yönetim ve işte imar işleriyle, mimarlıkla falan uğraşıyorlar. Ve tabii askerler adam öldürmeyi seviyorlar. Ya da en azından öyle bir dertleri var. Genişlemek için zaten dünyadaki en büyük imparatorluğu İskender'in imparatorluğundan sonra kuranlar da onlar. Ondan beridir bütün uygarlıkların modern döneme kadar böyle bir dünya egemenliği iddiası var ya da böyle çalışmaları var. Hatta Fatih Sultan Mehmet de kendisini Roma Kayseri olarak ilan etmiş İstanbul'u aldıktan sonra. Dolayısıyla onun kafasında da böyle bir düşünce var. Bu da doğal zaten çünkü aslında Roma'nın Doğu Roma ile birlikte tabii Bizans deniyor bazen. Ama Bizanslar kendilerine hiçbir zaman Bizanslıyız dememişler. Romalı olarak deniyor. Rum sözcüğü de zaten aslında Romalı demek. Neyse. Sonra bir yerlerde Orta Çağ'da kapitalizm icat ediliyor. İcat ediliyor derken birinin aklına gelip uygulanmaya başlanmıyor. Seneye zaten iktisat tarihi derslerinde muhtemelen göreceksiniz. Aşağı yukarı işte 13, 14, 15 her neyse ticaret gelişmeye başlıyor. Önce kara ticareti, sonra deniz ticareti. Onlardan coğrafi keşiflerle ticaret dünya çapında küresel bir ölçek kazanıyor. Tabii küresel ölçek kazanmasının gerisinde de tabii kan, gözyaşı, sömürgeleştirme ve sömürü de var. Sonra işte 19. yüzyılın başında, 18'in sonunda daha doğrusu 1800-1780'lerden itibaren İngiltere sanayi devrimini yapıp dünyayı yeni bir çağa, sanayi çağına şey yapıyor. İktisadın ortaya çıkışı da tam bu dönemde, özellikle işte bu 16-18. Yüzyıl merkantilizm ticaret kapitalizmine karşılık geliyor. Daha sonra fizyokrasi aslında çok önemli bir düşünce ekolü olmasa da etkileri bakımından iktisat teorisinin gelişim bakımından son derece önemli. Bugün iktisat teorisi hatta gayri safi milli hasıla düşüncesi ve ekonominin karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde olan sektörlerden oluştuğu fikri ilk defa fizyokratlar tarafından ortaya atılıyor. Ve burada bir takım rakamlar ve işte Platon'un meşhur Devlet kitabı 369-370. Zenofon 355, Aristoteles 300'ler. Sonra işte bu 1600'lerden itibaren buradaki insanlar Serra, efendim Tanısman,
Joshua'ya, Charles, William Petty vesaire gibi insanlar iktisat üzerine okuyup yazmaya başlıyorlar. David Hume'un gelişi ve ondan sonrakiler aslında klasik iktisadın ayak sesleri diyebileceğimiz şey. Daha sonra da işte Kane, Adam Smith, Malthus, Say, Ricardo filan derken iktisat ilk defa Adam Smith sayesinde 1776'da Wealth of Nations, Ulusların Zenginliği ya da Serveti kitabıyla kendi ayakları üzerinde duran, deyim yerinde ise bağımsız bir disiplin haline geliyor. Evet, hikaye bu. Ondan sonrası zaten Adam Smith'in meşhur görünmez elinden bahsettik. Bentham'dan da bahsettik diye hatırlıyorum, değil mi? Ve şimdi belki biraz bu politik iktisat üzerinde durmakta fayda olabilir. Bu arada bir küçük es vereyim diyorum. Yok, şimdilik genelde yok. Devam edelim. Ricardo, David Ricardo, ünlü kitabı The Principles of Political Economy and Taxation, politik iktisadın ve vergilemenin ilkeleri. İktisat teorisinin aslında daha soyut matematiksel derken Ricardo hiçbir zaman matematiği kullanmıyor, en fazla aritmetik kullanıyor ama yapısı itibariyle matematiksel diyebileceğimiz ya da en azından mantıksal diyebileceğimiz bir yapısı var kitabın. Okumanızı tavsiye ederim. Türkçe'ye de çevrildi. İş Bankası yayınları tarafından sanırım yine. Gerçekten çok ilginç bir kitap Ricardo. Hocam günaydın. Günaydın hocam. Ben seni bölmeyeyim. Ben buradayım. Ne zaman istersen tamam. Şey yaparım. Ben tamam. Sen bana haber ver. Tamam hocam? Tamam hocam. Eyvallah. Ben buradayım. Hadi sen dersine bak. Tamam. Hoş geldin. Evet. Birazdan Metin Hoca ile konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir genel çerçeve oluştururken işte Ricardo'dan bahsedelim dedik. Ricardo'nun iktisada bakış açısı aslında dedim iktisatçı değil, o bir iş adamı, iş insanı diyoruz değil mi artık? Borsada hatırı sayılır bir servet yapmış, sonra kendine bir toprak almış, işte şey olmuş, toprak sahibi ve bunun sayesinde Lordlar Kamerası'na girmiş. Ama ilginçtir, hem teorik anlamda hem politik yaşam boyunca sürekli yükselen burjuvazinin ve liberalizmin sözcülüğünü yapmış. Ama aynı zamanda ilginç bir şekilde Marx'ın Adam Smith'le birlikte en çok değer verdiği klasik iktisatçı. Özellikle iktisat teorisi bakımından son derece mantıksal, tümden gelimsel bir mantığı izleyerek teorilerini ortaya koymuş. Hatta bu gelenek bugün de iktisatta var işte. Giderek daha fazla matematikleşme, iktisadın ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Kimi zaman buna Ricardo'nun günahı derler. Ricardo'nun bizi soktuğu yer. Ama bütün bunlara rağmen Ricardo'nun ilginç tarafı iktisadı bir kaynak dağılımı sorunu ile ilgilenen disiplin diye görmek yerine aslında bir bölüşüme ağırlık veren disiplin olarak görmek eğiliminde. Zaten bu ön sözünde kitabında söylediği bu. Bunun niye Türkçesi yok? İlginç. Neyse. Emek, makine yani sermaye ve toprağın birlikte yarattığı ürünün artığın dediği şey artık ne demek işte üretimde kullanılan faktörlere bugünkü deyimle ödenen bedeller ya da toplam üretim maliyeti arasındaki fark, üretimin değeriyle maliyet arasındaki fark. İktisadın, politik iktisadın asıl sorunu bu artığın sosyal sınıflar arasındaki değişimiyle, bölüşümüyle uğraşmak ve bu zaten kendi başına iktisadı politik bir disiplin haline getirir. Dolayısıyla Ricardo da aslında tıpkı Smith gibi ya da tıpkı Aristoteles gibi yaklaşım biraz daha farklı olsa da iktisadı politik bir disiplin giderek etiğin bir alt dalı olarak görüyor.
Her ne kadar Ricardo etik sorunlarla ya da felsefi sorunlarla uğraşmamış olsa da sonuçta meseleye bir bölüşüm sorunu olarak bakmak aslında toplumun, insanın toplumsal boyutunun ve tabii sınıfsal özelliklerinin iktisadın ortaya çıkışında ve bölüşüm yasalarının belirlenmesinde ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Neyse şimdilik burada duralım. Çünkü beklediğim konuk geldi, sağ olsun. Sürpriz yaptık tabii. Biraz tekrar arada böyle hocalarımıza söylüyorum. Onlar da sağ olsunlar beni kırmıyorlar, geliyorlar. Bugün de konuğumuz Metin Hoca, Metin Sarpati. Metin Hoca benim kişisel olarak çok değer verdiğim bir insan. Aynı zamanda fikirlerinden çokça yararlandığım bir kişi ve böylesine bir düşünsel, entelektüel zenginlik kaynağını sizlerle de paylaşmanın iyi olacağını düşündüm. O yüzden kendisini davet ettim. O da sağ olsun. Geldi sabahın köründe. Ya da neyse o gerçi erken kalkıyordu muhtemelen ama. Fazla isterseniz şey yapmadan hocamı zaten şeyde sağda solda görürsünüz. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümündeydi. Sonra ayrıldı. Şimdi neredesiniz hocam? Vakıf Üniversitesi diyelim. Hepsi birbirine aynı. Doğru, evet. Vakıf Üniversitesi'nde ama yani üniversitenin içinde olmasının ötesinde gerçekten düşünsel olarak iktisadın çok değişik boyutlarına ele alan, birazdan da göreceğiniz gibi son derece geniş bir entelektüel birikime sahip olan bir hocamız. İktisatçılar arasında böylesini bulmak biraz nadirdir. O yüzden hani kendisine rica ettim, sağ olsun. Biraz bize insandan bahsedecek. Onun insan anlayışı da biraz daha farklı herhalde. Ya da değil. Bilmiyorum. En azından kendisi anlatsın bize. Olur mu hocam? Tamam hocam. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Tamam. Görüntüm, sesim falan iyi mi hocam? Becerebildim mi? İyi iyi. Gayet iyi. Tamam. Peki. Alayım mı sözü hocam? Lütfen. Tamam. Peki. Merhaba arkadaşlar. Eğer seste hocam problem olursa falan bana haber verirsin. Tamam. Olur mu? Tamam hocam. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Hüseyin hocanın öğrencileri olmak bence bir ayrıcalık. Herhalde bunun bilincindesiniz. Benim için çok iltifat edici sözler söyledi ama bunların çok büyük bir kısmı hiç şeysiz söylüyorum. Arkadaşım olduğu için değil. Hocanın kendisi için geçerlidir. Dolayısıyla hızlı geçen bu öğrencilik günlerinde, uzun gibi gelirse de aslında çok hızlı geçen bu öğrencilik günlerinde bence hocadan ne kadar şey alabilirsiniz daha sonraki yaşamınızda, özellikle entelektüel yaşamınızda tabii. Yani ticari veya şey yaşamda değil de özellikle entelektüel yaşamda size rehberlik edecek diye umuyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz bir 5-10 dakika tanık oldum. Aslında yıllardır biliyorum hocanın nelerden bahsettiğini. Ben şimdi Ricardo'yu anlatıyordu hocamız. Ben şimdi biraz daha hocanın da benden ricası olarak zaten benim de daha iyi anladığım bir konu olarak biraz daha değişik bir yerden bakmaya çalışacağım. Ekonomi politiğin anlamına. Tabii benim bu baktığım ve bakacağım anlamı tarihsel veya otantik bir anlamı. Bugün maalesef artık modern zamanların birçok değeri gibi çoktandır yitirdiğimiz, unuttuğumuz, unutturulan, artık var olmayan değeri. Yani oraya yeni gitmekte büyük bir yarar görüyorum. Çünkü bugün yaşadığımız büyük bunalımların temelinde çağın, tırnak içinde çağın bilimi olmuş. Çünkü oradan var olma, insanın bu dünyada var olma şeklini üretmiş bir bilim oldu iktisat bilimi. Ekonomi politik isim değiştirerek bir bilim oldu iktisat bilimi.
Dolayısıyla bir bilim olurken, yani ekonomi politikten iktisata doğru dönüşürken, otantik bütün varoluş biçimini değiştirdi. Ona ait değerlerinin tümünü değiştirdi ve tümü yok oldu. Ve şu anda sizler de muhtemelen Hüseyin Hoca olmasaydı iktisatı sadece bir zenginleşme aletlerinin edinildiği bir veya zenginleşmenin yönetildiği, hem üretildiği hem yönetildiği bir bilim olarak görecektiniz, ama değil. Oradan başlayacağım. Ekonomi politik otantik olarak, ekonomi politiğin otantik olarak anlamı zenginlik üretmek, evet, zenginlik paylaşmak, evet, ama onun yanında başka bir şey. Hemen söyleyeyim ilk hipotezimi. Onun yanında ekonomi politik modern zamanların başındaki o büyük büyük bunalımda, büyük bir kırılmada, yani bizim buralarda çok olmadı ama batıda öyle oldu. Yani kutsaldan uzaklaşmakta, iki kutsaldan uzaklaşmakta. Yani yerüstü despotizminden ve aynı zamanda yani şöyle özetleyeyim, tanrısal ve politik despotizmden uzaklaşmak oldu. Şimdi ilk hipotezimi söylüyorum. Ekonomi politik otantik olarak, yani otantikten kastım Smith ve Smith'e doğru giden halka. Smith'ten sonra da Marx. Tabii ki aralarındaki büyük farkları inkar etti, görmezden gelmedi. Ama şu anda ben başka bir şeyden bahsettiğim için bu zinciri kurmakta bir sakınca yok. Ekonomi politik bu anlamda bir modern zamanların başında bu dünya üzerinde nasıl var olunacak? Kutsalın vaaz ettiği var olma şekli yok edildi. Siyasetin despotik şekli yok edilmeye çalışılıyor. Peki bu dünyada bir, o büyük yükselişini, parlak yükselişini yapan, ortaya koyan birey nasıl var olacak? İki, asıl önemli olay, bireyden topluma nasıl gelinecek? Şimdi ekonomi politiğin öylese bütün meselesi bana öyle geliyor ki dönemde bu modern zamanların o büyük bunalımlı başlarında büyük meselesi şu: toplumsal bağ nasıl kurulacak? İnsanların o eski Yunan'da da var olan, modern zamanlarda da tartışması bitmeyen ve bugün de bitmeyen insanların o bitmez, yavaş yavaş ekonomi politiğin jargonuna geçiyoruz. Çıkar arayışı, kimi zaman aynı şey değil biliyorum ama o bitmez ihtirasları, doyurulmaz ihtirasları toplumu parçalayabilir. Toplumun var olmasını dahi namümkün hale getirebilir. Bu büyük bir endişe modern zamanların başında. Kutsal yok. Siyaseten var olan iktidar sorgulanmaya başlanıyor. Demokrasi, özgürlük vesaire. Peki toplum nasıl var olacak? Toplum çatlayabilir. Zaten var olma aşamasındayken yok da olabilir. Öyleyse büyük hipotezim şu: ekonomi politik bu soruların cevabını almak üzere İskoç Okulu tarafından aşma dönemi Smith, eleştiri dönemi Marx olarak tasarlanmıştır. Benim birinci hipotezim bu. Ben Marx'a ait değil, şu anda daha çok bu ilk tasarlanma dönemindeki anlamının altını çizmek istiyorum. Ve burada ikinci hipotez, bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu kavrayabilmek için ekonomi politiğin o dönemde nasıl filizlendiğine bakmak lazım. Çünkü bugün zannediliyor ki, ve sizlere muhtemelen öyle öğretiliyor ki, dolayısıyla siz de öyle anlıyorsunuz ki, iktisat bilimi bağımsız, kendi kanunları olan, kendi yasaları olan, böyle bir kendine ait bir hükümranlığı olan bir bilimdir. Kendine ait gerçeklikleri olan bir bilimdir. İkinci
hipotezin bunun doğru olmadığı. İkinci hipotezin bunun doğru olmadığı. Tersine iktisatın veya otantik ismiyle otantik ismini ekonomi politiğin başka içinde, başka bilimlerle birlikte, onlarla birlikte büyüyerek, onlarla beraber can bularak, onlarla beraber kan bularak modern zamanların çok kendine özgü, hatta dikkat edin bilimi demeyeceğim, kendine özgü bir felsefesi, kendine özgü bir dünyaya bakışı olan bir bilim diyeceğim. Yani gerçekliği salt nedensellik mesela ekonometride biliyorsunuz çok yapılan bir şeydir. İki tane olgu arasında bir tane nedensellik keşfederseniz bunun ismi bilimsel yasadır. Öyle olmadı ve mesela şeyin Smith'in ünlü Rhetoric and Belles Lettres isimli bir yapı oldu, yapıt oldu. Smith'in en yani ekonomi politiğin kurucusu denilen kişinin denilen tırnak içinde kişinin en önemli isimlerinden, en önemli yapıtlarından biri bu. Bu tabii bilinmez. Ahlaki ya, pardon, bu tekrarlayabilir misiniz yapıtın ismini? Biraz şey oldu. Evet, o benim İngilizcemin kötülüğünden. Lectures and Rhetoric and Belles Lettres, Fransızca bir kelime ama İngilizler de öyle kullanıyor Belles Lettres'i. Yani edebiyat anlamında. Tamam. Yani Belles Lettres, İngilizce'de de kitabın ismi Belles Lettres olarak geçiyor. Anladım. Tamam. Yani İngilizce'de başka bir karşılığı yok onun. Tamam. Aynı şekilde kullanılıyor. Evet. Şimdi orada Smith, orada Adam Smith der ki, daha gençlik yıllarından der ki, bir insan bilimleri yazmaya niyetliyim der. Dikkat edin, iktisat bilimi yazmaya niyetliyim demez. Ve en büyük ürünlerinden ilki insan anatomisini oluşturan şeydir, moral sentiments, yani ahlaki duygular kuramıdır. Bugün birçok iktisatçı, neyse ki biraz şimdi döndüler, birçok iktisatçı yani güler bu kelimeye, ahlaki duygularla şeyin niyetine. Bizde bazı iktisatçılar şimdi baktılar ki bu moda, ona döndüler ama yani içten bu işi takip etmiş olan dünyada da bizde de neredeyse hiç çok az sayıda şey var, bilimci var. Ama işte adamın temel niyeti bu. Peki diğer hipotezimi koyuyorum ortaya. Smith bu yaklaşımı nereden ediniyor? Yani kısa bir sürede birçok şeyi söylemeye çalıştığım için satır başlarını koyuyorum arkadaşlar. Bu konuya meraklı olan varsa daha sonra Hüseyin Hoca'ya da bana da maille veya herhangi bir şekilde ulaşılabilir. Bütün adreslerim açık. Ben ancak satır başlarına koyuyorum. Şimdi peki ekonomi politiğin kurucusu dendiğine göre, yani neredeyse inisiyatör, yani neredeyse yani bu işin işte şeyini, kutsal kitabını yazan neyle, hangisiyle, tabii deniyor ki hangisiyle, ulusanın zenginliğiyle, bence doğru. Onu da söyleyeyim. Hipotezimden çıkan sonuç o. Ulusların zenginliği temel yapıtı değil. Evet, temel yapıtı ama ahlaki duygularla beraber temel yapıtı. Çünkü ikisi dünya literatüründe çok tartışılmasına rağmen artık bir karara bağlanan çelişkisiz bir bütündür. Neye dair bütün arkadaşlar? Baştan beri söylemek istediğim o. Neye dair bir bütün bu? Zenginliğe dair bir bütün mü? Yani hadi sizlere iktisat fakültelerinde öğretilen deyimle söyleyeyim. Yani milli gelir falan, işte büyüme vesaire falan, o jargon. Ona dair bir hayır değil. Hayır değil. Bugün yaptığım konuşmada temel olarak size vermek istediğim bu. Hayır değil. İnsana dair. Ve insan bu ondan sonra iktisat biliminin maalesef yöneldiği ve indirmek istediği bir takım
bir takım çok önemlidir insanın hayatında çıkarlar. Çok önemlidir. Albert Hirschman'ın kitabını mutlaka okuyun. İsmi nasıl tercüme edilmişti bilmiyorum. Çıkarlar ve ihtiraslar gibi bir şeydi değil mi hocam? Öyle bir şey. Mutlaka okuyun. Yanlışlarıyla beraber. Efendim? Tutkular ve çıkarlardı. Yanlış hatırlamıyorum. Tamam, tamam. Sevgili arkadaşlar, bu kitabı mutlaka okuyun. Ama önce şeyi okuyun. Ahlaki duyguların kuramını okuyun. O zaman şaşıracaksınız. Göreceksiniz. Allah Allah, iktisat bu mudur diyeceksiniz. Ve bunu yazan da bir iktisatçı, ben değilim yani. Evet, budur arkadaşlar. Peki, hızlı geçmeye çalışıyorum. Saati şey yapmamak için. Sizi de çok sıkmamak için. Peki arkadaşlar, soruma geri dönüyorum. Bu koyduğumuz hipotezde bana sormanız lazım, demeniz lazım. Ya hocam, yani öyle diyorsun da peki Smith'te gökten yere zembille inmedi ya, modern zamanların artık başlarından itibaren epey yol alınmış. Nereden indi? Bakın nereden indi, söyleyeceğim şimdi size. İki satırda bir şey okumak istiyorum. Ne kadar vaktim varsa. Şimdi muhtemelen hiç ismini duymadığınız bir düşünürden bahsedeceğim. Düşünürün ismi La Bruyère. La Bruyère bir şey, 17. yüzyılın Fransız hümanizmi, dikkat edin, hümanizmi, yani insan merkezli dünyası, bir anlamda antroposantrik. Tabii o başka sorunlara yol açtı daha sonra, ama şu anda ona girmek istemiyorum. Hümanizminin büyük kurucularından bir tanesi. Çok vakit olmadığından şimdiden söyleyeyim, Smith'in kütüphanesinde La Bruyère var. Ve Smith bu biraz evvel söylediğim Belle Retorik kitabında uzun uzun La Bruyère'den bahseder. Şimdi bakın, La Bruyère bu daha sonranın zenginlik biliminin yaratıcısı. Bu benim kullandığım kelime. Bence daha iyi bir kelime oluyor normal insanlara bunu anlatmak için. Büyüme falan gibi büyülü, iktisadi büyüme vesaire gibi büyülü, böyle gizemli, ne olduğu belli olmayan kavramların arasına saklamamak için bu iktisat bilimini ve bu bugünün çağını şeyden, gizemden kurtarmak için. Şimdi bakın, üstadın yani Smith'in ne okuduğundan ben size bir parça okuyayım, çok kısa. La Bruyère, kendi yazısından okuyorum, orijinal. La Bruyère iş adamına hitap eder. Dikkat edin, iş adamı. İş adamı biliyorsunuz iktisat biliminin şeyidir. Yani entrepreneur, yani girişimci diyelim iş adamına. Temel iktisatçının çok sevdiği deyimle kullanıyor. Temel oyun kurucularından biridir. Oyun kurmak der. Yani arkadaşlar, insanların yaşamının söz olduğu bir yerde İktisatçı yaşamı öyle bir soyut ve sofistiki bir yere getirir ki oyun kurmak olur ismi. Nasıl hani siyaset bilimciler, uluslararası ilişkilerciler savaş kelimesini, insanları parçalama kelimesini, sahaya inmek, sahada oynamak gibi kelimelerin arkasına saklarsa iktisatçı da öyle yapar. Şimdi bakın, Smith ne diyor? Bakın. Diyor ki, Smith ne diyor dedim, La Bruyère ne diyor? La Bruyère iş adamına şöyle hitap eder. Der ki, odanıza girmek istiyorum efendim der iş adamına. Ama uşaklarınız beni engelliyor. Diyorlar ki, efendimiz şu anda meşguldür. Ne istiyorsunuz söyleyin, biz ona haber verelim. La Bruyère söylüyor. Ey iş adamı diyor, soruyorum size, bu gizli saklı büronuzda ne iş yaparsınız siz diyor. O kadar mı meşgulsünüz siz diyor. Ne iş yaparsınız bütün gün? Bakın diyor, size küçük bir tavsiyem var diyor. Elbet diyor, bana bir işiniz düşer diyor. Gelin gelin büroma diyor, gelin ofisime diyor. Beni diyor sizin gibi uşaklarıyla çevrili bulmayacaksınız diyor. Odamın kapısı sonuna kadar size açıktır diyor. Beni Platon'un kitaplarını incelerken bulacaksınız. Beni anlam üzerine çalışırken bulacaksınız. Anlamla beden arasındaki ilişkiyi üzerine düşünürken bulacaksınız. Tüm kapıları açıktır. Şimdi Smith, şimdi bunu okuyan, buralardan beslenen ve buralardan insan tahayyülünü kuran bir filozof Smith.
Yani şimdi o dönemde, yani La Bruyère döneminde La Bruyère kendini filozof diyor. Ama biliyor musunuz, tam burada tekrar bir yere gelmek istiyorum. Filozof demek o dönemde, filozof demek aynı zamanda mesela işte Corneille'li, Racine'li, Molière'li insan tabiatı uzmanı demek. Yani edebiyatçı demek. Evet. Yani edebiyatçı demek. Lettre, işte belle lettre oradan geliyor. Edebiyatçı demek bütün bunlar için. Ve bunların meselesi şudur. Ben kimdir? Evet, ben kimdir? Smith'in de temel meselesi bu. İhtirasların, çıkarların, zenginlik arayışlarının, düşmanlıkların, alt etmelerin, rekabetlerin birbirini ördüğü insan ruhunda mesela belki en az bir Spinoza kadar bir filozof olarak insan ruhunun, insan tabiatının incelenmesidir. Kimdir bu işi yapan? İnsan tabiatının keşfi o dönemin edebiyatçı filozoflarının yapılandırılmasıdır. Edebiyatçı filozof arkadaşlar. O dönemin şeyi edebiyatçı filozof. Edebiyatçı filozof bunların hepsinin arkadaşlar şeyleri var, kaynakçaları var. Yani öylesine anlatmıyorum. Edebiyatçı filozof kimdir? Bu klasik dönemdeki estetik etik birlikteliğini ön plana çıkarandır. Nerede çıkarmışlardı? Edebiyatta çıkarmışlardı. Smith ulusların zenginliğini de özellikle ahlakın ahlakı da nereden almıştır? Şeyden almıştır. Buradan almıştır Smith bunları. Öyleyse bütün meselesi ekonomi politiğin bütün meselesi değilse bile ilk meselesi arkadaşlar toplumu kurmak. Çünkü bu kadar büyük ihtirasların, bu kadar büyük çıkar arayışlarının üzerine kurulabilecek toplum çatlar. Olamaz. Var olamaz toplum. Çatlar. Tahayyül edebiliyor musunuz ki bir bilim oluştursun bu insan ve onunla beraber olanlar, tahayyül edebiliyor musunuz ki sadece çıkar üzerine kurulu bir, böyle basit ekonomisyenlerin söylediği gibi iki tane nedensellik arasında bir tane çarpma bölmeyi doğrularsak işte insan gerçekliği budur. Ya yapmayın arkadaşlar. Yani insan gerçekliği o kadar karmaşık, o kadar bilinmezli bir denkleme denk düşer ki çok zordur bunu iki tane denklemin içine sığdırıp oturtmak. O zaman arkadaşlar son bir 5 dakikamız da kaldı. Şey, zamanı dert etmeyin hocam. Olsun hocam. Şimdi yani hayır, ben biliyorsun bazen anlatırken heyecanlanırım. Hele böyle bir konuda, yani iktisat biliminin iktisat bilimi arkadaşlar, biraz bugünden bahsedeyim. İktisat bilimi bugün yaşadığımız, ben buna birçok şeyde işte yazımda veya toplantıda şey diyorum, felaketin içindeyiz. Büyük felaketin içindeyiz. Yani artık bunun ismi kriz değildir. Bunun ismi sistematik bir yok oluşun içinde olmaktır. İktisatçıların hepsi benim çok değerli arkadaşlarım ve dostlarımdır. Yani şahıs olarak, somut olarak hiç kimseyi kastetmiyorum. Ben de onların içindeyim. Sonuç itibariyle meslekhanemde o yazar. Fakat iktisat bilimi olarak, bu şekildeki bir bilim olarak ekonomi politikle tüm bağını, etikle, estetikle, toplumla tüm bağını koparmış, bireysel çıkarın, bireysel varoluş biçiminin, bireysel ihtirasın onaylandığı, bir erdem haline getirildiği, bir varoluş biçimi haline getirildiği, bunun üstüne de yükselen bir bilim olarak, bunun üstünde sanki yani para miktarı artarsa enflasyon artarı büyük bir hakikatmiş gibi, yani çok büyük bir hakikatmiş gibi gösteren bir bilim olarak iktisat bilimi büyük felaketten sorumludur. Çıkarı meşrulaştıran, egoizmi meşrulaştıran, bunun yasasını bulduğunu ileri süren, bunun yasasının eskilerin deyimiyle mündemiş, insan tabiatında mündemiş olduğunu, yani
17. yüzyıl Fransız kötümser ahlakçıları bile, hani Molière'ler hepimizin bildiği, Racine'ler, Corneille'ler, büyük insan tabiatçıları bile bu kadar kötümser olmamışlardır bir. İkincisi, bu kadar meşrulaştırmaya, bunun bilimini yapmaya da soyunmamışlardır. Büyük Spinoza, korkmayın çok bahsetmeyeceğim. Büyük Spinoza der ki, üç tür bilgi sıralar. Bir tanesi der, şeydir der, kulak dolgusu, kulaktan dolma bilgilerin teori zannedildiği, kulaktan alınan bilgilerin yüceleştirildiği ve deneyimlerimizin, kısıtlı deneyimlerimizin ile gerçeğe ulaşılabildiğini düşünen en yanıltıcı bilgi. Kın ola ki ona itimat etmeyin. Bütün şiddetlerin temelinde de o vardır. Evet arkadaşlar, şimdi iki tane bilimimizin arasındaki denklemde bir matematiksel bir kurarak liğine çok girifti insana dair gerçekliği bulmak şaşılası bir şeydir. Şaşılası bir şeydir. Yani bu iktisatçının soyut kimliğiyle, tekrar söylüyorum, kimseyi kastetmiyorum. İktisatçının, yani dünyayı kastediyorum, iktisatçının bilemiyorum hangi arayışlarla meşrulaştırdığı bir şeydir. Bilemiyorum. Bunu bir evrensel insan yasası yapmak. Bilemiyorum. Ve üstelik Spinoza derken ki, yanlış bilgi budur der. Dikkate alınmaması gereken bilgi budur der. Ama bugün dünya dikkate alınmaması gereken bilgiyle felaket çağına girmiş durumdadır. Şapkamızı önümüze çıkarıp düşünmemiz gerekiyor. Diyor ki Smith, ekonomi politiği kurarken, aman diyor, İmreneceğimiz şey bir de insanın zenginliği değildir der. Aman. Ama dikkat edin, bugün dünyamız hep bunun üstüne kurulu değil mi? Hep bir imrenme, Rousseau'nun dediğiyle haset biriktirme. Rekabet denilen şey aslında bir alt etme duygusunun tanımı değil mi? Rekabet başka nedir? İmrenme nedir? Hasettir. Kindir? Nefrettir. En yakınımızdakiyle bu kin ve nefret üzerine kurulu bir bilimdir bahsetti. Bitirirken arkadaşlar, bu bilim, unutmayın ki, bir edebiyatın, yani size şimdi şeyi vermek istemiyorum, kelime anlamı edebiyatçının ilk kelime anlamı bilge kişidir. Bilge. İki tane bilinmez arasındaki matematiksel formülü yazan değil, edebiyatçı bilgedir. Bu bilgeliğin içinde oluştu ilk düşünürleri. Ve bu bilgelik aynı zamanda insan bilimi anlamına gelen antropolojinin, yani edebiyat, antropolojine yedek kaynaklık etmiştir. Dolayısıyla insana dair, humanizmaya dair bütün bilgilerimiz buranın içinde oluştu. Ve şimdi tabii bilim insanları edebiyatın yani teorisi var mı yok mu falan diye şey yapıyor. Tabii ki bilimle edebiyatı karıştıracak değiliz. Fakat size şunu hatırlatmak istedim. İnsan gerçek, insan hakikati, insan gerçekliği karmaşık bir gerçekliktir. İnsan hakikati bulmakta çok zorlanır. Fakat zannediyorum ta Yunan filozoflarından bugüne kadar hayatın tek amacı zenginlik biriktirme amacı olarak konmamıştır. İktisat biliminin tek amacı bunun yolunu göstermek olmuştur bugün.
sizlere önereceğim şey bitirirken iktisat bilimini Hüseyin Hoca gibi mesela ekonomi politiği çok iyi bilen, estetik etik boyutunu çok iyi bilen, yani bunu şey için arkadaşım olduğu için söylemiyorum, bilen hocalarınızdan aldıklarınızla, ama tabii sonra bizlerden aldıklarınızı çok büyüterek ve unutmadan hiçbir filozof, son cümlemi söylüyorum, insan yaşamının amacının zenginlik biriktirmek olduğunu söylemedi arkadaşlar. Hiçbir filozof. İktisat bilimi bunların hepsini unutturdu. Nedir amacı? İnsanın buna dair söyleyeceği hiçbir şey yok iktisat bilimi. Bu dünya üzerinde yaşayan bu varlığın amacı nedir? Hepinizi ve hepimizi bu büyük felaket zamanında bunu düşünmeye davet ediyorum. Sevgili Hüseyin Hocama, bana söz verip bu sizlere hitap etme fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sizler de sevgili arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için, ayrıca sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir ders ve iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.